Geçtiğimiz Ocak ayında gerçekleşen ve Sabri Öztürk ve Ferhat Yavuz'un öldürüldüğü cinayetin ikinci duruşması İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. İlk mahkemede cinayetleri en ince detayına kadar anlatan sanıklar Ali Mete ve Kadir Güney'in ardından savunmasını, bir sonraki duruşmada yapacağını belirten sanık İlker Alkış, yazılı ifadesini mahkeme heyetine sundu. Yazılı savunmasına ek olarak iki sayfa daha savunma hazırlayan Alkış, duruşmada şu ifadeleri kullandı. Kesinlikle benim adam öldürmeyle alakam yok. Bir zamanlar uyuşturucu kullandığım doğru ama uyuşturucuyu bırakmıştım. Ben temiz havada yani ormanlık alanlarda alkol almayı seven birisiyim. Benim işlenen cinayetlerle bir alakam yoktur. O gün alkol almak için ormanlık bir alana gitmiştik. Ali Mete ve Kadir Güney kendi aralarına anlaşıp cinayetleri işlediler. Benim tek suçum onlara ağabeylik yapmaktır. Her ikisi de ifadelerinde cinayetlerin sebeplerini para konusunda çıkan tartışma olduğunu söylediler. Bu ifadeler yalandır. Ben paraya itimat eden birisi değilim. Onun dışında da uyuşturucu işlerine de karşı olan birisiyim. Kimseyi para için öldürmem. O gün ormanlık alana gittiğimizde sarhoş olduğumdan dolayı Sabri'nin arabada olduğunu bile fark etmedim dedi. Alkış o yüzden cinayetlerle alakam olması söz konusu değildir. Ben ölen Ferhat'ı karısıyla barıştırmaya çalışan bir insanım. Yazılı savunmamda söylediklerimin hepsi geçerlidir. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum dedi. Ben hiçbir şey yapmadım. Ali Mete ve Kadir Güney'in verdiği çelişkili ifadelerde benim suçlu olduğumun kanıtıdır. Ben bir öğretmen çocuğuyum. Akrabalarımın çoğu da öğretmenlik mesleği yaptılar. Hayatım boyunca örnek bir insan olmanın savaşını verdim. Baktığınızda sanık Kadir Güney suça meyilli birisidir ve cinayetleri de o işledi dedi. İlker Alkış'ın ifadesinin ardından söz alan sanıklardan Kadir Güney ise cinayetleri işlemediğini tekrarlayarak yaşımın küçük olmasından dolayı cinayetleri benim üzerime yıkmaya çalışıyorlar dedi. Bana uzattığı tüfeği almasam benim kafama da sıkacaktı. Ama ben Ferhat Yavuz'a ateş etmedim. Her iki cinayeti de İlker Alkış Kadir'dir. Kadir bu. Sanıkların ifadelerinin alındığı sırada ise ortam gerildi. Mahkeme salonunda sert rüzgarlar eserken özellikle İlker Alkış ve Kadir Güney arasında sözlü tartışmalar yaşandı. Sözlü tartışmalara bazı sanık yakınları da dahil oldu. Ortamın yatışmasının ardından sanık avukatları müvekkillerin tutuksuz yargılanmasını talep etti. Ancak mahkeme heyeti ise bunu reddetti. Mahkemenin sona ermesinin ardından salondan çıkarılan sanıklardan Kadir Güney adalet mutlaka yerini bulacak diye bağırdı. Bazı sanık yakınları da mahkeme heyetine tepki gösterdi. Söz konusu davanın delillerinin görüşüleceği bildirildi.